iki büklüm olmuş koca karının pençeleri var. İnsan teslim olmak zorunda kalıyor. Onun iki yanını, Vişerad'ı ve Kali'yi yangına vermek isterdim. Belki ancak o zaman ondan kaçmak mümkün olabilirdi. Bu şehirden ya kaçmak istersiniz ya da içinde kaybolmak. Bu şehir sizi ya özgür bırakır ya da esir alır. Çok görkemli bir kent burası. Adeta bir masal kenti. Çocukluğumuzda hayalimizde canlandırdığımız Hansel ile Gretel'in çikolatadan yapılmış evleri, renkli düşleri burada. Ama aynı zamanda büyüdüğümüzde peşimizi bırakmayan kasvet, pusu, belirsizlik de burada. Tepelere kurulmuş haşmetli şatolar, nehrin üzerine çökmüş gibi duran köprüler, göğe doğru yükselen kiliseler, bir tablo gibi ince ince işlenmiş ve süslenmiş, rengarenk ama birbiriyle uyumlu binalar ve bu şehrin görkeminin tam tersine ince, zarif, beyaz tenli, belli belirsiz insanlar. Burası Avrupa'nın göbeği. Burası Prag. Kentin sokaklarında dolaşırken pek çok sanata aynı anda tanıklık ediyorsunuz. Bir yanda gotik mimarinin ezici, ağırbaşlı duruşu, diğer yanda rokokonun renkli, sevimli evleri, bir tarafta da barok mimarinin gösterişli neşesi. Hepsi yan yana. Sanattan anlamasanız da bir sanat eserinin içinde gezdiğinizi fark etmemenize imkan yok. Farklı ressamların yaptığı bir tablonun içinde geziyormuşsunuz gibi. Yani her şey, binalar, köprüler, insanlar, yollar, kaldırımlar, arabalar bir sanat eseri kadar güzel. Ama bir şey var bu kentte ya da yok. Dar Arnavut kaldırımlarında, küçük meydanlarında gezerken kendinizi biraz farklı hissediyorsunuz. Bu görkemin altında biraz ezilmiş, küçülmüş, belki bir böcek gibi. Bu göğe doğru yükselen, gün ışığına geçit vermeyen binaların arasına sıkışmış, işe yaramaz bir böcek gibi. Bir sabah tedirgin düşlerinden uyanan Gregor Samsa gibi. Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gregor Samsa, dev bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Bir zırh gibi sertleşmiş sırtının üzerinde yatıyor, başını biraz kaldırınca yay biçiminde katı bölmelere ayrılıp bir kümbet yapmış kahverengi karnını görüyordu. Bu karnın tepesinde yorgan, her an kayıp tümüyle yere düşmeye hazır ancak zar zor tutunabilmekteydi. Vücudunun kalan bölümüne oranla acınacak kadar cılız bir sürü cılız bacakçık, ne yapacaklarını şaşırmış, gözlerinin önünde aralıksız çakıp sönüyordu. Bu satırların yazarı Franz Kafka'nın izinden Prag'dayız. Kafka'nın bu satırları nasıl yazabildiğini anlamak için buradayız. Onun doğduğu, yaşadığı, habire kaçmaya çalıştığı, kendini tutsak hissettiği, boğulur gibi olduğu, nefret ettiği kenti tanımak için buradayız. Ama aynı zamanda nereye giderse gitsin bir an önce dönmeye çalıştığı, uzak kalamadığı, hep sığındığı ve aşık olduğu kenti, Prag'ı görmek için buradayız. Yaşadığı kentle tam bir aşk-nefret ilişkisi kuran Prag-Kafka ilişkisini anlamak için bu kentteyiz. Prag mı Kafka'ya bu satırları yazdırdı, yoksa Prag'ı böyle görmemizi Kafka mı sağladı, onu anlamak için buradayız. Bize Kafka'nın kenti Prag'ı anlatacak olansa, Kafka'nın oyunlarını oynamış, onu defalarca kez okumuş ve anlamaya çalışmış oyuncu Derya Alabora.
Prag'dayız. Kafka'nın yaşadığı şehirdeyiz ve Kafka'nın ayak izlerini takip etmek üzerine geldik bu şehre. Onun yaşadığı evi göreceğiz. Ailece ibadet ettikleri sinagogu ziyaret edeceğiz. Kafelerde oturacağız. Belki onun gittiği restoranda, kafelerde oturacağız. Onun adım attığı yollarda yürüyeceğiz. Bu tabii ki çok heyecan verici bir şey. Aslında şimdi şu anda gördüğünüz gibi köprünün üstünde bir yığın turist var. Herkes Kafka'nın bu dünyasını merak ediyor. Ya da merak mı ediyor? Sadece biraz turistik mi dolaşıyorlar? O da aslında çok fazla belli değil. Çünkü Kafka'nın dünyası biraz boğucu ve yabancılaşmış bir dünya. Kafka için önemli olan bu yabancılaşmanın farkında olmak ve buradan bir ümit ışığı yakalayabilmek. Bu yüzden biz dünyadayken bu boğucu hayat için aynı zamanda mücadele etmemiz lazım. Belki o çatlakların arasından sızan ışıktan bir yere varabiliriz, bir umuda doğru yol alabiliriz. Yani turistler acaba bu kadar Kafka'nın dünyasının farkındalar mı? Yoksa burada çok turistik mi dolaşıyorlar? Belki Kafka olsaydı bu kadar kalabalıktan, onun bu kadar ticari bir hale gelmesinden hoşlanır mıydı bilmiyoruz. Ama benim Kafka'yı seçmemdeki en büyük neden, yani onun bu yaşamda duyduğu sıkıntı, bu yaşamdaki bunaltısı ve bunun üzerine eser yaratması. Çünkü benim için sanat biraz yoksunluktan, eksiklikten doğan bir şeydir. Yani insanlar mutsuzluklarıyla, eksiklikleriyle bir şeyleri tırmalama ihtiyacı hissederler. Kendilerini tamamlarlar. Bence sanat böyle bir şey. Kafka da hayatındaki bütün bu mutsuzluklarla kendini tamamlamaya, bir çıkış bulmaya çalışıyor. Benim herhalde Kafka'yı seçmemde ve Prag'a gelmemdeki en büyük neden bu. Bu umutsuz ve çıkışsız dünyanın içinde belki de hep birlikte burada çekim yaparken kendimize bir umut bulacağız. Bir ışık göreceğiz Prag'da. Belki Kafka'nın dolaştığı yollarda daha heyecanlanacağız. Belki bu heyecan bizde başka duyguların açılmasına neden olacak. Ama gerçekten çok güzel bir şehir. Her şeyiyle çok güzel bir şehir. Ben hakikaten herkesin gelmesini tavsiye edebileceğim bir yer. Belki Kafka ile ilgilenmeyenler bile biraz olsun bu Kafka'nın ruhunu buraya geldiklerinde hissedebilirler diye düşünüyorum. Yaşamı boyunca pek tanınmayan, tüm yazdıklarının imha edilmesini vasiyet ettiği yakın arkadaşı Max Brod'un ihaneti sayesinde hikaye ve romanlarıyla bir edebiyat efsanesine dönüşen Franz Kafka, 3 Temmuz 1883'te orta sınıf bir Yahudi ailenin ilk çocuğu olarak Prag'da işte bu evde dünyaya geldi. Kafka'nın iki erkek kardeşi küçük yaşta hayatlarını kaybettiler. Kız kardeşleri Gabriel, Valeri ve Otili ise Nazi kamplarında kayboldu. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Prag'da Kafka'ya ilişkin iki ev bir de mezarı biliniyordu. Ama bugün kentte Kafka'yla birlikte anılan onlarca bina, kafe, kilise ve onun adına açılmış bir müze var. Hatta şehirde Kafka'nın izinde turlar bile düzenleniyor. Doğduğu evden okuduğu okula kadar yazarın hayatında kilometre taşı olan hemen her yer binaların üzerinde olmasa da turistik haritalarda işaretlenmiş. Burası Kafka Meydanı. Arkada Kafka'nın doğduğu ev var. Şimdi bu arkada gördüğünüz kapı sadece orijinal. Ev yanmış belli bir tarihte ve diğer tarafları tadilata uğramış. Şu arkamızda gördüğünüz camekanlı yerin içi Kafka'nın evi ama orada bir minik bir dükkan oluşturmuşlar. Yani içerisinde çok fazla görülecek bir şey yok. Yanda bir kilise var ve biraz ileride de Kafka'nın ikinci ev var. Biz şimdi o meydana doğru ilerliyoruz. Aslında içine doğduğu aile ve kent Kafka'yı daha doğuştan çelişkiler içinde bırakmış. Praglı bir Yahudi olan Kafka, Yahudi olduğu için Almanlar tarafından sevilmiyor, Almanca konuştuğu içinse Çekler tarafından hor görülüyordu.
ne kendisini onlar gibi hissediyor ne de yaşadığı ve tutsağı olduğu kentin sahipleri tarafından tam bir kabul görüyordu. Bir yüzyıldan ötekine geçerken Avrupa'nın içinde bulunduğu ortam, Çek, Alman, Slav, Yahudi nüfusunun bölünmüşlüğü ve aynı ortamda birbirini dışlayarak yan yana yaşamaları. Diğer yandan ailesinde de çelişkiler içinde yaşıyordu. Kendisinin ince, zarif ve küçük bedenine karşılık babasının iri yarı cüsseli ve otoriter görüntüsü bile onun kendisini değersiz ve önemsiz hissetmesine yeterdi. Olabildiğince yalnız kalmalıyım. Hayatta başardığım ne varsa yalnızlığımın karşılığıdır. Burası Prag'ın tam ortasındaki bu küçük meydan, deyim yerinde ise Kafka'nın hayatının merkezi. Hayatının sonuna doğru tedavi olmak için gittiği Viyana ve birkaç Almanya seyahatini saymazsak, Prag'dan pek dışarı çıkmayan Kafka, Prag'da da ömrünün önemli bir kısmını bu meydanda ve bu meydanı çevreleyen sokaklarda geçirdi. Hemen arka sokakta doğup, hayatı boyunca ailesiyle birlikte değiştirdiği 20'ye yakın evin neredeyse tamamı, okulu, üniversitesi, babasının dükkanı, arkadaşlarıyla toplanıp edebiyat sohbetleri yaptığı kafe, hepsi ama hepsi burada. Bugün hayli turistik olan ve eski kent diye adlandırılan bu meydanda gezerken, insan bu kadar kısıtlı bir mekanda neredeyse birkaç yüz metrenin içinde ömrünü geçirirse tabii ki boğulur, daralır ve küçülür diye düşünmeden edemiyor. Ama belki de Kafka ne kadar kaçmaya da çalışsa, belki de bilerek ve isteyerek bunu tercih etti. Belki de tutsağı olduğu durumu seviyordu. Günden güne anlamını yitiren bir dünyada korkular, kuşkularla baş etmeye çalışıyordu. Ve var olmayı sürdürebilmek için de tek kaçış yolu olarak yazmayı görüyordu. Bu meydan Kafka için çok önemli çünkü hayatının belli dönemlerinin geçtiği, en önemli olaylarını yaşadığı bir meydan burası. Liseyi okuduğu okul şu tarafında meydanın. Felis'le nişanlandığı bina var orada. Ve kardeşinin, en küçük kız kardeşinin o binanın önünde bir resmi var. O sanıyorum ki son resmi. Çünkü ondan sonra toplama kamplarına gidiyor ve orada da hayatını kaybediyor. Şu karşı sokakta hukuk fakültesini okuduğu üniversite var. Şu hemen şuradaki sokakta. Şu mavi ev, bu arkadaşlarıyla oturup sohbet ettiği, edebiyat konuşmaları yaptığı, bir sürü aydının bir araya geldiği bir evmiş. Max Brod'la en çok buluştuğu yerlerden bir tanesi. Gördüğümüz bina Kafka'nın babasının dükkanı. Bir ara Kafka da burada çalışıyor, dükkanda çalışıyor. Hatta babasına olan mektuplarında, yani buradaki yanında çalışanlara kötü davranmasından, işte fabrikadaki işçilere kötü davranmasından bahseder. Yani burada belli ki o da babasının o şeyi, gücü altında ezilmiş ve dükkanda çalışmaktan da hoşlanmıyor sanırım. Yani burada çalışmak zorunda olması da Kafka'yı inciten bir şey olmuş hayatında. Şöyle bir baktığımız zaman aslında nişanlandığı iki tane hem liseyi hem üniversiteyi okuduğu bir alan. İşte kız kardeşini belki bundan sonra o da görmedi. Yani en son resminin çekildiği bir yer. Dolayısıyla bu meydan Kafka'nın hayatında çok önemli. Yani hayatının yarısını burada. Bir de çok genç yaşta öldü biliyorsunuz. O yüzden yani üniversite yılları, işte nişanlılık dönemi, bir takım aşklarını paylaştığı, aşklarını yaşadığı bir meydan. İşte belki şuradaki kafelerden bir tanesinde oturup bir şeyler karaladı, bir şeyler yazdı. Hakikaten çok önemli şu anda bu meydan. Belki de işte Kafka'nın bastığı yerlerde dolaşıyoruz.
aynı havayı soluyoruz. Her ne kadar aradan uzun bir zaman geçse de. Yani onun yaşadığı yerleri görmek, oralardan geçmek, ona ait bir takım duyguları buralarda hissedebilmek hakikaten benim için çok heyecan verici. Gördüğünüz gibi çok güzel bir meydan. Yani binalar falan olağanüstü. Aslında belki bir de karda gelmek gerekir diye düşünüyorum. Yani buralara bir de kar altında görmek herhalde müthiş bir şey olacak. Albert Camus, 17. yüzyıl matematiğin çağıydı. 18. yüzyıl doğa bilimlerinin, 19. yüzyılsa biyolojinin çağıydı. Bizimkisi yani 20. yüzyılsa korkunun çağıdır diyor. Kimi tarihçilere göre, kimi çağların özetleyicisi olan sanatçılar varsa eğer, Kafka'da korkunun çağı olan 20. yüzyılı en iyi özetleyebilmiş yazarlardan biri. Korkuyla hayatı boyunca hesaplaşmış olan ve üzerine onlarca inceleme, araştırma yapılmış Kafka'nın korkularının nedenini bir televizyon programında anlatamayız ve anlayamayız elbet. Ama bu korkunun nedenlerinden biri, belki de su götürmez bir gerçek. İri yarı, bencil biri olarak tanımlanan babası Herman ve onun baskıcı tutumu. Tüm çocukluğu boyunca kendini hiçbir şey gibi hisseden Kafka, bir yetişkin olduğu zaman da bu düşüncesinden vazgeçemedi. Babasıyla başlayan otorite fobisi hemen hemen tüm kitaplarına yansıdı. Otorite karşısında zaten zayıf olan bedeninin iyice küçülmeye başladığına inandı ve hayatı boyunca bu düşünce onu terk etmedi. Kitaplarının, yazılarının, hatta sevgililerine yazdığı mektupların büyük bölümünde de bu korkusunu, otoriteye karşı olan isyanını ve boyun eğişini dile getirdi. Beni engelleyenin olgular olduğu söylenemez. Bir korku, aşılabilmesi olanaksız bir korku var. Mutlu olmaktan korkma. Daha yüce bir amaç için kendime acı verme tutkusu ve buyruğu. Biz şu anda Kafka'nın daha sonra oturduğu evlerden bir tanesindeyiz. Aslında bu da aynı meydan üzerinde bir ev. Biraz önce öbür tarafındaydık meydanın, şimdi diğer tarafındayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ev. Üzerinde çok hoş motifler var. Bütün çocukluğunun belli dönemini de bu evde geçirmiş. Bir şey okumak istiyorum size bu kitaptan. İnsanlar ancak görevlerini unuttuklarında rahat bir uyku uyuyabilirler. Peki görevini kim tam olarak biliyor? Hiç kimse. Bu yüzden hepimizin vicdanı rahatsız ve bir an önce uykuya dalarak ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Belki uykusuzluğumun sebebi hayat boyu borçlu kalacağım o ziyaretçinin yüreğime saldığı korkudur. Belki uykusuzluklarımın arkasına gizlenmemin sebebi ölümden duyduğum büyük korkudur. Belki de uyku sırasında beni terk eden ruhumun geri gelemeyeceğinden korkuyorum. Belki de uykusuzluk, günahın tam anlamıyla bilincinde olmaktır. Çok güzel, yani korkulara dair ve yaşama dair bence çok iyi ifade edilmiş sözcükler. Babasından çok korkuyordu. Yani babanın o gücü ve onu fazla da adam yerine koymayışından dolayı herhalde şu arkamızda gördüğümüz evlerde, diğer evinde gerçekten tüm mutsuzluklarını bu evlerde yaşamış. Buradan kaçamamasının, buradan gidememesinin tek nedeni de annesinin ona uzattığı el ve daha şefkat duygusu olmuş. İşte baba baskısı ve anne şefkatiyle o ikilem arasında hem kaçıp gitme isteği hem bulunduğu yerde durup kaçamama duygusu onun en büyük yaratıcılığa adım atmasına neden olmuş. Babasının ekonomik durumu iyileştikçe her seferinde daha iyi bir eve taşınan Kafka ve ailesi yine de bu çevreden çok fazla uzaklaşmadı. Kafka'nın en çok zamanını geçirdiği meydanlardan biri eski kentteki bu meydansa, diğeri de meydanın hemen arkasındaki Yahudi mahallesiydi. İlk ve orta öğrenimini Alman okullarında tamamlayan Kafka, üniversitede kimya fakültesine kayıt yaptırdıysa da karar değiştirip önce edebiyat ve sanata yöneldi.
En sonunda da annesiyle babasının isteğine uyarak hukuk okudu. Mezun olur olmaz da işte bu binada bir sigorta şirketinde işe girdi. Şimdi çok tatlı bir arabayla 1928 yapımı, arabanın markası Praga, onunla dolaştık birazcık şehri, bilgi edindik. Şimdi birazdan Kafka'nın kahvesinde bir kahve içeceğiz. Benim için çok heyecan verici bir şey, Kafka benim için çok özel bir yazar. Yani onun bütün bu Kafka eski bakış açısı, yani bütün bunalımları ve şeyleri. Yani tabii biz şehre bakınca Kafka'nın gördüğü bunalımları belki göremiyoruz ama gerçekten olağanüstü bir şehir. Son derece eski binalar, meydanlar çok güzel, kiliseler çok güzel. Yahudi mahallesinden geçtik biraz önce. Orası da Kafka için çok önemli. Aslında bunlar yani herkes için aynı şeyi mi ifade eder bilmiyorum. Ya benim için çok önemli çünkü yani insanın çok beğendiği ve çok önemsediği bir yazarın işte yıllar önce aynı yere girip kahve içmesi, orada herhangi bir masada oturması benim için gerçekten çok heyecan verici. O yazarın evine gitmek, onun dolaştığı sokaklarda dolaşmak, aynı havayı solumak, aynı ruh halini hissedemiyoruz tabii ki, öyle olsa biz de birer Kafka olacaktık. Ama şey çok güzel tabii, yani bu şehrin görkemi, binaların görkemi, sokakların görkemi o kadar güzel ki, yani hakikaten insanı yaratıcılığa davet eden bir şehir gerçekten. Dava, şato, değişim gibi her biri bir başyapıt olmuş romanlarında ve mektuplarında. Hep üzerinde durduğu ve bugün çağımızın hastalığı olan yabancılaşma kavramını Kafka'nın kenti Prag damarlarına kadar yaşıyor desek yeridir. Zira 1 milyon nüfuslu Prag'a her yıl nüfusunun tam 20 katı, yani 20 milyon turist geliyor. Adım adım bir fotoğraf makinesinin vizöründen şehri seyrederken bu milyonlarca turistin belki de birçoğunun ne Kafka'nın ne de Prag'ın ruhundan haberleri var. Hatta belki de bırakın Kafka'yı, Prag'ı, yanındakinin, sevgilisinin, kardeşinin, eşinin ruhundan bile haberi yok. Tıpkı Kafka'nın 9 Kasım 1903 tarihinde bir arkadaşına yazdığı mektupta tarif ettiği gibi. Ormanda yolunu yitirmiş çocuklar gibi terk edilmişlik içerisindeyiz. Önümde durup bana baktığında ne sen benim içimdeki acıları anlayabiliyorsun, ne de ben seninkileri. Ve senin önünde kendimi yere atsam bile, biri sana cehennemi sıcak ve korkunçtur diye anlattığında, cehennem hakkında ne bilebilirsen, benim hakkımda da ancak o kadarını bilebilirsin. Şu anda küçük mahalledeyiz. Prag 4 tane hatta 5 tane bölüme ayrılıyor. Eski şehir, yeni şehir, küçük mahalle, şatoların olduğu taraf ve bir de Yahudi mahallesi. Biz şimdi Charles Köprüsü'ndeyiz ve burası 1254'lerde yapılmış bir köprü. Gördüğünüz gibi çok görkemli, üstünde heykeller var. Ve şuradan evlerin görünümü de bence olağanüstü. Burada şimdi nehirde, şurada gene gözüküyorlar, isterseniz bakalım. Böyle tekneler işliyor nehrin üstünde. Tabii bunlar son derece turistik ama aynı zamanda da yani nehrin üzerinden şehri görebilmemiz için, bakın çok güzel kanallar var orada geçen. Gerçekten etkileyici bir görüntüsü var.
Kafka'nın kadınlarla ilişkisi de tüm hayatı gibi çelişkiler içindeydi aslında. Bir yanda günübirlik ilişkilerle gönül eğlendirirken, diğer yanda uzun süreli ve tutkulu aşklar yaşıyordu. Defalarca nişanlanıp ayrılmasına rağmen hiç evlenmedi. Felis, Milena, Julie ve Dora gibi hayatına damgasını vuran dört kadınla bile ilişkilerinin büyük bölümünü mektuplaşarak sürdürdü. Kafka'nın kadınlarla olan ilişkisini ise en iyi tutkulu aşkı Milena'nın bir arkadaşına yazdığı mektup anlatıyor. Frank'ın yolladığı mektubu elimde tutuyorum. Düpedüz ölümcül bir rica, aynı zamanda bir emir. Artık yazma bana. Bir daha da buluşmamamız için ne gerekiyorsa yap. Sessiz sedasız yerine getir ricamı. Bundan sonra beni yaşatabilecek tek şey varsa o da budur. Bundan başkası yine sürdürür yok edici etkisini. Bu durumda ne bir soru sormayı, ne tek bir sözcük yazıp yollamayı göze alabiliyorum kendisine. Sizden öğrenmek istediğim tek bir şey var. Suçlu muyum ben, yoksa değil miyim? Diğer her kadın gibi ben de acı çektirdim de Frank'a, bu yüzden hastalığı daha da mı kötüleşti? Ben de mi onun kaçıp korkuya sığınmasına yol açtım? Benim de mi şimdi öteki kadınlar gibi ortadan kaybolmam gerekiyor? Yoksa Frank'ın kendi yaratılışından mı kaynaklanıyor bütün bunlar? İşte sizden bilmek istediğim tek şey. Kafka'nın kadınları, kitapları, mektupları, ailesi, arkadaşları ve onlarla ilişkileri Prag'da bir müzede toplanmış durumda. Yani Kafka'nın izinden Prag'a gelenler, bir açık hava müzesi olan Prag'da Kafka'yı yaşayabilecekleri gibi, onun için özel olarak hazırlanmış bir müzede hayatından kesitlere de tanık olabilirler. Şu anda Kafka'nın müzesinden içeri giriyoruz. Bu sergi ilk önce 1999 yılında İspanya'da yapılıyor. Sonra 2002 yılında New York'ta kuruluyor. Şimdi de 2005'ten itibaren burada, ama sanıyorum ki artık Prag'da bu Kafka Müzesi sürekliliğini koruyacak. Öyle bir plan var. İçeride biraz sonra hep birlikte göreceğiz. Kafka'nın ailesine ait resimler, babasına, annesine, kız kardeşlerine ve hayatına giren kadınlara ait resimler. Ve hayatındaki en önemli arkadaşları, yazarlar, işte anarşistler, felsefeciler. En önemlisi de Max Brod biliyorsunuz. Yukarıda onda bir resim var sanırım. Yukarı çıkınca anlatacağız. Şimdi bakalım içeride bizi neler bekliyor. Hep birlikte girelim. Kafka Müzesi'ndeyiz. Burası çok ufak ama benim için çok heyecan verici bir yer. Çünkü Kafka'ya ait, ailesine ait, aşklarına ait resimler var. Babasının dükkanı var ki baba figürü biliyorsunuz Kafka'nın hayatında çok önemli. Onun için aynı zamanda otoriteyi temsil ediyor, aynı zamanda kaçışı temsil ediyor. Anne figürü de öyle. Babanın bu baskısı karşısında ona elini uzatan, ona şefkat gösteren anne aynı zamanda bu bulunduğu kabustan çıkmamasına neden oluyor. Bence bu yaşadığı ikilem belki de Kafka'nın kadınlardan kaçmasına neden oluyor. Çünkü Kafka için kadın asli olanla hem bir bağ oluşturuyor hem de bu asli olandan kaçmak için müthiş bir kışkırtma oluşturuyor. Romanlarına baktığımız zaman da bu ikilemi erkek karakterler yaşıyorlar. Örneğin davada avukatın yardımcısı önce Kafka'ya yardım edecek gibi görünür ve Kafka ondan bu kendi davasındaki, umutsuz davasındaki çıkış için önemli bir figürdür. Ama bir süre sonra o öptüğü elin bir kartal figürüne benzemesi ve onun başarısız sona ulaşmasına neden olur. Şatoda kadastro memuru, yine onların erkek karakterle bu kadastro memuresi arasındaki ilişki sanki onu şatodaki beyefendilerle tanıştıracakmış gibi görünürken sonunda müthiş bir başarısızlığa ulaşılır. Kafka'nın hayatında üç tane önemli kadın var.
Birincisi aralıklarla yaşadığı Felis. Ki sanıyorum yani 5 sene falan birlikte oluyorlar ve bu süre içinde de bir sürü defalar ayrılıyorlar, tekrar barışıyorlar, nişanlanıyorlar, tekrar ayrılıyorlar. Ondan sonra Milena giriyor hayatına, fakat Milena evli ve en umutsuz aşklarından birini yaşıyor. Zaten Milena'ya yazdığı mektuplar var ve onun bir tanesinde Milena için şöyle diyor: aslında benim sevdiğim sen değilsin, sen benim varoluşum için bana gelen beni temsil ediyorsun, bu benim varoluşum. Yani kadınların üzerinden bir şekilde, yani kadınlarla ilişki kurduğumuz zaman hayatımızda, aynı zamanda belki o bir anne, bize elini uzatan, bizi bu hayattan çıkmamızı sağlayacak bir gösterge, ama aynı zamanda da bu hayattan kaçmamız için bir neden. Galiba kadınlarla ilişkisinde en olumlu ilişkiyi Dora ile yaşıyor. Ama ne yazık ki o da galiba hayatının son dönemlerinde verem oluyor ve Dora ile ilişkisi belki de artık çok ruhen de sakinleştiği bu hastalıktan dolayı en rahat ettiği ilişki Dora ile yaşanıyor. Şimdi burada müzede arkamızda bu 3 tane kadının resimlerini görüyoruz. Onları bir şey içine almışlar aslında, çok hoş, böyle cam mekanda o resimler duruyor, sanki böyle içlerinde o kadın figürleri varmış gibi. Gerçekten heyecan verici bir yer. Kafka'nın sevdiği kadınlar arasında belki de Milena'nın ayrı bir yeri vardı. Yıllarca sayılı kez birbirlerini gören aşıklar ilişkilerini mektuplaşarak sürdürdüler ve mektuplar yıllar sonra edebiyat tarihinin en önemli yapıtları arasına girdi. Ve Kafka'nın Milena'ya yazdığı şu sözler bir sevgiliye söylenmiş en güzel sözlerden biri olarak tarihe geçti. En çok seni seviyorum diyorum ama gerçek sevgi bu değil sanırım. Sen bir bıçaksın ve ben de o bıçakla durmadan içimi deşiyorum demeliyim. Belki o zaman gerçek sevgiyi anlatmış olabilirim. Burada Kafka'nın amcası ve burada çalıştığı sigorta şirketi var. Bu çok güzel ve büyük bir bina, çok hoş bir bina. Bu sigorta şirketinin müdürü, bu da babasının bir fabrikası var, bir tekstil fabrikası var. O fabrikanın içi, bir de bu tekstil fabrikasına bağlı olan bir dükkan var. Kafka bir ara orada da çalışıyor. Ama hep şikayeti şu tabii, babasının otoriter tavrı aynı zamanda işçilere de böyle davranması neden oluyor. Ve her zaman şunu söylüyor, yani işçiler bazen hani bu şeylerden dolayı bize yalvarmaya gelirlerdi ama aslında bize taş atmaları lazım, bizim evimizi başımıza indirmeleri lazım. Yani onlar da niye böyle davranıyorlar? İnsanın dolayısıyla otoriteye boyun eğen, yani içinden çıkılamaz durumunu anlatmaya çalışıyor. Tabii ki bu sigorta şirketi de Kafka'nın hayatında çok önemli, bir takım eserlerine konu olan. Yani orada kendini sıkışmış ve şey hissediyor, bu defterler arasında kaybolmuş ve bu bürokrasi arasında yok olmuş bir insan olarak tanımlıyor kendini. Şimdi burası Kafka'nın ailesinin olduğu bölüm. Babası, annesi ve kız kardeşleri. İki tane erkek kardeşi, onlar çok küçükken ölüyorlar. Baba figürü tabii Kafka'nın hayatında çok önemli. Yani belki bütün bu şeylerin nedeni, bütün bu hayatında duyduğu baskının ve çıkmazın nedeni baba figürü. Çünkü çok otoriter bir babası var. Aslında baba küçükken proleter bir ailenin çocuğu ama şey yapıyor, sonra kendi çabasıyla tüccar oluyor. Ve bütün işte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi fabrikasındaki işçilere de sert davranıyor ve dolayısıyla Kafka'ya da öyle davranıyor. Yani sürekli kendi başarısını çocukların üstüne kakarak, onların hiçbir şey yapmadıklarından söz ederek, kendi istediği gibi olmadıklarından söz ederek onları aşağılamaya çalışıyor.
Asker aynı zamanda baba, eski bir asker ve o tabii ki askeri otoritenin de bir şeyi var, o eğitim üzerindeki etkisi ve yakışıklı ve uzun boylu, böyle güçlü yapılı bir adam. Kafka ise cılız ve daha çelimsiz, ufak tefek ve bu babanın bu heybeti, Kafka'nın o cılız hali Kafka üzerinde bir şey yaratıyor. Yani korkunç bir kompleks yaratıyor ve şeyde bir ara yüzme öğrenmeye gidiyorlar babasıyla. Mesela plajda diyor babasına yazdığı mektuplarda şeyin içine girerdik, kabinin içine girerdik ve orada işte babam mayosunu giyer çıkar ve beni de elimden tutardı diyor ve orada o kumların üstünde giderken korkunç bir eziklik hissederdim. O yüzden bazı günler şeyin içinde kalırmış, kabinin içinde kalırmış, babası çıkarmış. Babası gidiyor fakat bakıyor ki Kafka gelmiyor, biraz sonra gelip onu alıyor, yani zorla kabinden çıkartıyor. Babasının hem fiziğiyle hem o güçlü otoritesiyle ilgili müthiş sorunları var. Annesi ise Kafka için bütün bu otoritenin karşısında bir şey temsil ediyor. Kurtulma duygusu. Çünkü annesi çok şefkatli. Bütün bu babasının durumu karşısında ona her zaman yardım elini uzatıyor. Ama Kafka da daha sonra şöyle söylüyor. Bu baskısı karşısında bu hayattan kaçıp kurtulabilirdim. Ama annemin o yumuşaklığı beni her zaman orada kalmaya zorladı. Ve biraz önce de sözünü ettik. Belki bütün kadınlarla ilişkisindeki bu ikilem, belki de bu anne baba ve aile ilişkisinden kaynaklanıyor. Bunlar kız kardeşleri. En çok küçük kız kardeşiyle anlaşıyor. Diğer iki ablasıyla daha daha mesafe var arasında. İki tane erkek kardeşi de bu daha küçükken ölüyor. Onlar hakkında fazla bir bilgi yok kitaplarda da. Çünkü hayatına fazla girmedikleri için. Galiba kadınlarla, yani üç kız kardeş ve hayatındaki sonraki üç tane kadın ve anne, baktığımız zaman Kafka'nın kadınları, evet kadınlar Kafka'nın hayatında bayağı önemli bir yer işgal ediyorlar. Kafka, sayısı az olan arkadaşları arasında en çok Max Brod'u severdi. Yazdığı her şeyi Max Brod'dan, kendisi öldükten sonra yakmasını istedi. Çünkü yazdıklarının gereğinden fazla kişisel olduğunu düşünüyordu. Ama Max onunla aynı fikirde değildi. Kafka'nın ölümünün ardından binlerce sayfa metni tasnif etti ve yayınladı. Kimileri Kafka'nın her adı geçtiğinde onu edebiyat dünyasına kazandırdığı için Max Brod'u saygıyla anıyor, kimi de onun vasiyetine ihanet ettiği için bu arkadaşlığı sorguluyor. Max Brod Kafka'nın yaşamında çok önemli bir isim. Hem arkadaşı hem de ölümünden sonraki bütün eserlerinin basılma nedeni Max Brod. Çünkü babasına yazdığı, Milena'ya yazdığı, Felice'ye yazdığı bütün mektupları Max Brod'a bırakıyor hastalığının son dönemlerinde. Ve sakın bunları yayınlama, ne olur hepsini yak diyor. Ama Max Brod böyle bir şey yapmıyor ve bütün mektuplarını ve öykülerini de derliyor, toparlıyor. Ve yani Kafka'yı bugün bu kadar iyi tanımamızın en büyük nedeni Max Brod herhalde. Biz okuyucu olarak ona çok şey borçluyuz. ...1917 Ağustos'unda başlayan kanlı öksürükler, Kafka'yı 7 yıl sonra tutsağı olduğu şehirden çok uzakta, Viyana'da bir sanatoryumda öldürdü. Kısa ömrü boyunca hep bu şehirden, onu boğan, daraltan her şeyden, ailesinden, babasından kaçmayı planlamış ama başaramamıştı. Sonunda doğduğu ve yaşadığı şehirden çıkmıştı. Ama artık çok geçti. 1924 yazında, henüz 41 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ve cenazesi Praga getirilip Yahudi mezarlığında toprağa verildi. O gitse de Prag ondan kopamıyordu. Bedeni de yapıtları gibi Prag'ı besleyen, Prag'ı Prag yapan toprak oldu gitti. Thank you.
neredeyse turumuzun sonuna geldik. Kafka'nın dolaştığı yollarda dolaştık. Yaşadığı evi gördük. Okuduğu okulla tanıştık. Tabii burası çok görkemli bir şehir. Binalar çok büyük. Hakikaten insan kendini gerçekten küçücük hissediyor bu binaların ve ara sokakların içinde. Belki de Kafka'nın yaşadığı şey hem böylesine görkemli bir şehirde yaşamaktan dolayı, belki kendini ufacık hissetmekten dolayı buralardan çıkma ihtiyacını hissetti. Belki bir aralık bulma ihtiyacını hissetti. Yahudiydi ve Yahudi olmanın, yani azınlık olmanın ızdırabını yaşadı. Yani belli bir dönemde tabii ki yani yaşanılan dönem bütün ırkçılığın ve milliyetçiliğin patladığı bir dönemdi. Yani Yahudilere farklı gözle bakılıyordu ve onlar eziliyordu. Belki bütün bunların içinde, yani babasından başlayıp babasının önce ona ezmesi, sonra Yahudi olmasından ve azınlık olmasından dolayı insanların ona farklı bakması, milliyetçi bakış açıları ve bu binaların altında, bu şehrin içinde dolaşmak, belki kaçma isteği ama bir türlü kaçamamak. Yani çok garip duygular tabii. Yani insan şey hissediyor kendini. Hakikaten böyle bir şeyde yaşadığımız zaman biz de belki bundan hem kaçmak isteyecektik, hem sıkışmış kalacaktık bu şehrin içinde. Ama tabii ki keşke biz de buraları, bunları yaşasaydık ve Kafka gibi yaratıcı ve büyük bir edebiyatçı olabilseydik. Yani ben çok şey hissettim burada. İyi ki Kafka'yı seçmişim ve iyi ki Prag'a gelmişim. Hakikaten heyecan veriyor insana bu sokaklarda dolaşmak, bu binaların arasında yürümek. Bir şeylere, yani bazı şehirlerin şeyleri vardır, duyguları vardır, enerjileri vardır. Bu şehrin de enerjisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani insanda yaratıcılığı arttırıyor. Konuşmamızın başında şey demiştik, Kafka aynı zamanda bu bunalımdan bir şeyler yaratarak, çabalayarak kurtulmak gerektiğini düşünür. Kurtulmak gerektiğine inanır. Ve çünkü o çatlakların arasında belki bir ışık bulabiliriz diye düşünür. Şimdi bu sokak bende aslında Kafka'nın söylediği sözü çok acayip uygun bir sokaktayız. Dar bir sokak, yüksek binalar var, arkamızda bir kilise var ama şu tarafa doğru baktığımız zaman oradan da acayip bir ışık yükseliyor. Belki biz de şimdi ışığa doğru ve umuda doğru yürüyoruz. Prag'da bir yandan ağrıyor ortalık, bir yandan da kar yağıyor. Sulu sepken, kurşuni. Prag'da ağır ağır aydınlanıyor barok. Huzursuz, uzak ve yıldızlarında kararmış keder. Ölen bir yıldızdan uçup giden kuşlara benziyor. 4. Charles Köprüsü'nde heykeller.